İyi akşamlar değerli izleyiciler. Siyaset analizi başlıyor. Bugünkü programı tam vaktinde başlatmış olduk. Canlı yayındayız. Saatlerimiz tam 18'i gösteriyor. Canlı yayın konuğum Refah Partisi 20. dönem Diyarbakır Milletvekili ve Fazilet Partisi'nden de grup başkan vekili yapan Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu. Ömer Bey hoş geldiniz siyaset analizine. Değerli izleyiciler sorularınız Twitter, Facebook, Messenger ve telefon SMS'leriyle gönderebilirsiniz. Katkılarınız da olsa ayrıca onlardan da faydalanırız. Programımızın tekrarı 20.30'da. Bunu da hatırlatmış olayım. Bu saatte izleme imkanı olmayan izleyicilerim 20.30'da siyaset analizini tekrarını izleyebilirler. Hafta içinde de tekrarları birkaç defa veriliyor. Değerli izleyiciler, tabii ki Türkiye gündemi sürekli bütün programlarda da söylüyorduk. Çok hızlı değişiyor, çok yoğun. Bir kere daha hatırlatayım. Bir Arap ülkesinin Ankara'daki büyükelçisi bana demişti ki sizde bir günde yaşananlar bizde bir ayda yaşanırsa ihtilal olur. Maalesef ihtilal teşebbüsü de bu arada oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün Putin'in davetlisi olarak Rusya'daydı. Rusya ile aramızdaki soğuk rüzgarlar artık normale döndü. Buzlar eridi. Putin de çok yakın ve sıcak bir ilgi gösterdi. Kaldı ki Putin ihtilal gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızı ilk arayan yanında olduğunu, darbeye karşı olduğunu söyleyen liderdi. Özellikle FETÖ terör örgütü, paralel devlet yapılanması hem konuğum Ömer Vehbi Hatipoğlu Bey'in benim de kendileriyle birlikte ta Refah Partisi, Fazilet, Saadet, daha sonra AK Parti'ye birlikte de geçtik. Ancak Milli Görüş Hareketi'nin serüveninde sürekli bizim gündemimizde olan ve Türkiye'de silahlı kuvvetlerin de, güvenlik güçlerinin de, cumhurbaşkanları, başbakanları, bütün istisnasız partilerin kendileriyle işbirliği yaptığı dönemde biz sürekli bugün artık daha rahat söyleme ihtiyacını hissediyoruz. Düşmanlığımız sürekli devam etti. Onlar bize daha çok düşmandı. Ne Erbakan Hoca'yı ne milli görüş fikriyatını ve ne de milletvekillerimizi asla sevmiyorlardı. Allah biliyor biz de hiç sevmedik onları. Yani bunu da rahat söyleyemiyorduk değil mi Ömer abi? Bunu rahat söyleyemiyorduk çünkü bütün devlet paralel yapının elindeydi. Söylediğimiz her lafı aleyhimizde kullanmak suretiyle dava açıyorlardı. Asıl söz sahibinin tabii Sayın Hatipoğlu. Yani ben şunu söyleyeyim. Ben ilk defa sizin ağzınızda Allahu Alem 2005-2004 olması lazım. Ben Recai Kutan Bey'in özel kalem müdürüydüm. Mehmet Altın Özbey arkadaşımızla biz Recai Bey'in talimatı üzerine ESAM'ın bir bodrum katında bir hatırlarsanız bir yer yaptık. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi. Türkiye'nin sayılı bir think tank kuruluşudur Recai Bey şu anda başında. Ve orada ilk o yani 2004 ya da 2005 ilk semineri siz verdiniz. Seminerinizin ana konusu da siyasal İslam'ın Türkiye'deki geleceği ve dünyadaki yansımalarıydı. Bu CIA ajanı şimdi Türkiye'de çok meşhur oldu. FETÖ'nün evrakların altına imza atan Graham Fuller. Siz ilk defa orada kitabını gösterdiniz. Siyasal İslam'ın geleceği ve bir ana fikir cümlesi söylediniz. Fethullah Gülen'le işbirliği yapmak istiyorlar çünkü bunların Batı'nın, Amerika'nın, CIA'nın istediği omurgası alınmış laik bir İslami anlayışıyla partner olmak istiyorlar. Ben siz onu söyleyince hemen ertesi gün gittim kitabı aldım. Benim kütüphanemde duruyor. Şimdi evet. Genel bir değerlendirmeyi sizden alalım. 15 Temmuz bir milat oldu ama size, bana, hele özellikle rahmetli hocamıza yani böyle şok eden bir durum değildi. Yani biz bunu biliyorduk yıllardır mücadele veriyorduk. Buyurun. Yani bir kere her şeyden önce Türkiye gerçekten uçurumun eşiğinden geri döndü. Çok ciddi bir sıkıntı vardı. Devlet kuşatılmıştı böyle bir örgüt tarafından. Ve maalesef işin en tuhaf tarafı bu örgütün niteliği, bu örgütün hedefi, amacı ve çalışma üslubu ile ilgili, usulü ile ilgili kendi bildiklerimizi veya sezdiklerimizi ifade edebilme şansına da sahip değildik yeterince. Çünkü bu örgüt hem devleti işgal ediyordu, hem de devletin içindeki güçlerin desteğini aldığı için hem suçlu hem güçlüydü. Evet. Yani dolayısıyla onlara da ilişkin bir değerlendirme yaptığınız zaman, bir eleştiri yaptığınız zaman
siz adeta Ergenekoncu veyahut da rejim taraftarı veya devlet taraftarı bir konuma düşürülüyordunuz. Yani eski devlet refleksi, eski devlet aklıyla hareket eden insanlar gibi algılanıyordunuz. Şimdi Fethullah Gülen terör örgütü, bugün artık ben ona FETÖ terör örgütü de demiyorum, bu ihanet şebekesidir. Evet. Yani bu adına üst akıl diyor bizimkiler. Bunun da somutlaşması lazım. Siyonizmin jandarmasıdır. Evet. Siyonizmin bu ülkede ve Orta Doğu'da truva atıdır bu hareket. Bu hareketin geçmişinden günümüze seyrine baktığımız zaman, evet, her muhafazakar, her dindar, her Müslüman gibi İslami hizmetlere yaptığı farz olunan, zannedilen süreç içerisinde herkesin az veya çok katkısı olmuştur bu hareketin gelişmesine. İnsanlar bu katkıyı sağlarken de işte bunlar eğitim kurumları açıyorlar. Bunlar topladıkları himmet paralarıyla fakir fukara öğrencileri okutuyorlar. Türkiye'nin adını dünyanın dört bir yanına yaymaya çalışıyorlar. Bizim kültürümüzün elçileridir. Yani İslam ve Türk kültürünün dünyaya yayılmasına vesile olan bir harekettir şeklinde son derece pozitif düşünerek ellerinden geleni yapmışlardır. Mesela ben hiç unutmuyorum, 1980'li yıllarda, 84-85 eğer yanılmıyorsam, ben Yayımlar Genel Müdürlüğü'nde hizmet veriyordum. Yani Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçer'lerdi. Turgut Özal rahmetli başbakandı. Sızıntı dergisi geldi. İşte Müslüman bir grup böyle bir dergi çıkarıyor. O zaman ben Fethullah Gülen falan da adını da pek bilmezdim. Hı hı. Ya bu Müslümanların dergilerine yardım edelim diye ben o dergilerin okullara tavsiye kararının altına imza koydum. O evet. Yıllarda 1985 düşünün. Ve niye? Dergiye baktığınız zaman, efendime söyleyeyim, dini bazı konuları, akidevi konuların bilimsel anlamda izahını yapan, hiçbir siyasi yönü olmayan, hiçbir ideolojik ve siyasi tavır koymayan bir dergiydi mesela. Rahmetli Özal'ın talimatıyla ve bir dinçerlerin bana talebiyle ben o dergiyi aldım, baktım, hem Müslüman bir dergi. O zaman Fethullah Gülen ismi de pek benim açımdan bilinmiyordu. Fakat Milli Görüş Camiası, bizler ilk günden beri bu harekete mesafeliydik. Yani mesafeliydik. Niye mesafeliydik? Biraz önceki söylediğiniz bir kelimeyi söyleyince zaten hemen yine o yani 20-30 yıl öncesine gittim. Şimdikiler CIA falan ajanı diyor. Siz aynen hocamın konseptini ortaya koydunuz. Siyonizmin Truva'tır, taşeronudur. Siyonizm daha da farklı. Tabii yani. Biz hep öyle baktık. Şimdi yani. Bizim Türkiye'deki literatürde soyut kavramlar üzerinde konuşmak daha kolay oluyor. Tabii. Halbuki ben somutlaştırıyorum. Bunlar öztakıl falan değil. Bu Siyonizmin, dünya Siyonizminin bu ülkeler için özellikle İslam'la ilgili projelerinden bir projedir. Bu proje Light İslam projesidir. İslam'ın protestanlaştırılması. İkinci ayağı dinler arası diyalog adı altında İslam dininin temel kavramlarının içini boşaltmak, İbrahimi dinler kavramını ortaya koymak. Özetle İslam dininin anahtar sözcüklerini dinin içinden çıkarıp protestan bir Müslümanlık icat etmek ve yıkmak teşebbüsüdür. Yani cihat, imamet, siyaset ve benzeri peygamber sünnetinin olmadığı omurgası sökülmüş bir Müslümanlıktan bahsediyorlar. Evet. Şimdi bu bir projedir. Bu eskiden oryantalistlerin uzun yıllar yapmak isteyip de yapamadıklarını şimdi Amerika yapıyor. Hatta öyle ileri gittiler ki Siyonizm Furkan isimli bir yeni kitap çıkardı. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri sökerek çıkararak. Evet. İncil ve Tevrat'tan da bazı ayetleri içine yerleştirerek Furkan adlı bir kitap çıkardılar. Ve bunu insanlığın ortak dini kitabı gibi takdim etmeye kalkıştılar. Şimdi bu hareketin içinde Avrupa İslamı da var. Yani o da ayrı bir proje. Mesim Tübü ve benzerlerinin yönettiği. Hatta öyle ki Light İslam, Avrupa İslamı
ile ilgili Danimarka'da, Hollanda'da, üniversitelerde kürsüler kuruldu. Yani Müslümanlığı bozmayı, tahrif etmeyi hedefleyen bu amaçlı çalışmalar yapıldı. Biliyorsunuz benim bu konuda ilgili makalelerim var. Tabii. Verdiğim konferanslar var ve biz bunları 90'lı yıllarda söylüyorduk. Tabii. Yani ondan sonra 2004-2005'te bunu biz konferans haline dönüştürdük ve Türkiye çapında da Erbakan Hoca'nın talimatıyla bütün Türkiye'de bu konferans serisi yapıldı. Yani İslam'ın içinin boşaltılması, Light İslam veya din arası diyalog adı altındaki projenin asıl amacının ne olduğunu anlattık. Şimdi biz o dönemlerde Fethullah Gülen hareketi, yani 2000'li yıllardan sonra süreçte bu amaca hizmet eden bir hareket olduğunu anlattığımızda, o dönemde AK Parti'de görev yapan arkadaşlarımız bizi neredeyse ihanetle suçlayacaklardı. İşte siz bu Müslümanları çekemiyorsunuz. Bakın ne güzel hizmetler yapıyor. Evet. Efendime söyleyeyim. Siz beceremediğiniz için bunu diyorsunuz falan. Neyse. Ve AK Partili belediyeler yarışa girdiler. Bu harekete kendi kentlerini parselleyerek adeta emirlerini amade haline getirdiler. Yani devletin bütün imkanları... Bu belediyelerden iki tane belediye başkanımızı Fethullah Gülen bunlarla kahvaltı yapıyor. Evet. Döndükleri zaman Erbakan Hocam şeytanın şerrinden uzak durun. Bu ateş sizi yakar diye uyarıyor. Tabii yani şimdi biz o hoca döneminde Erbakan Hocamızın şimdi bazı insanlarla ilgili bu da cemaatçi, bu da Fethullahçı falan gibi açıklamalarda bulunuyor. Ben matematiksel bir gerçeklik halinde hani 2 kere 2 4 eder nasıl tartışılmaz ise her katıldığım toplantıda söylüyorum. Bakın 3 tane grup insan bu yapının elemanı olamaz. Bu matematiksel bir realitedir. Kimler? 1. Erbakan Hoca'nın dizi dibinde büyümüş milli görüş geleneğinden gelen o edebi, o terbiyeyi, o tedrisatı görmüş kişi asla bu yapının içinde olamaz. İkiye geçmeden bir de ben bir tecrübemi ekleyeyim abi. Evet. Varsayalım ki bir milli görüşçü gitti dedi ki vallahi ben sizdenim. Yani benim hocayla hiç bilgim kalmadı. Onlar kabul etmiyor. Bir de kabul etmiyorlar. Etmez, bunu da söylemek etmez, lazım. Canım, sen ki diyor Erbakan'ın bir kere rehalet tedrisinden geçtiysen bu olmaz. Evet. Şimdi birincisi bu. Yani hiçbir milli görüşçü Fethullahçı olamaz. Olmaya karar verse zaten kabul edilmez. Kendisi kabul etmez. Kendisi kabul etmez. İki, hiçbir ehli tarih bu yapının elemanı olamaz. Neden? Nakşibendiler, Kadiriler. Niye? Çünkü tarikat ehli olmak demek bir mürşide tabi olmak demektir. Evet. Bu ülkede hiç adı sanı duyulmamış, reklamı yapılmamış, son derece mütevazi, en sıradan gibi, ben herhangi bir şeyhe ve mürşide haşa sıradan demem. Estağfurullah. Ama en sıradan gibi takdim edilen bir zat bile bu Fethullah Gülen'den yüzlerce kat daha müttakidir. İlim sahibidir. İlim sahibidir, irfan sahibidir, keşf sahibidir. Yani bir insanın Nakşibendi tarikatının şeyhi, müridi veya halifesi konumuna gelebilmesinin birinci temel koşulu görünürde Hazreti Peygamber'in sünnetlerinden herhangi bir sünnetine ters bugüne kadar davranışının görülmemiş olması demektir. Değil mi? Tabii. Çok net bir ifadeyle. Kolay bir mertebe değil. Şimdi bu adamın yaptıklarının hiçbirisinin sünnetle alakası yok ki. Efendimizin sünnetiyle alakası yok ki. Ne riyasıyla, ne duruşuyla, ne o cemaatin onun emriyle yaptığı işlerin. Bırakın sünnete. Yani Kur'an-ı Kerim'in çok açık ve net nas hükümlerinin tersine fetva vermek sadece günahkar olmak değil. Aynı zamanda akide açısından da dinle, yani akidevi mesele haline dönüşür. Buna bir iki örnek verebilir miyim? Yani şimdi okuyoruz. Evet. İtiraflar var. Adam diyor ki askerde kendimizi gizlememiz için içki içmemize Hoca Efendi fetva verdi. Evet. Eğer Hoca Efendi Allah adına, Hoca Efendi dedikleri zat, Allah adına içki için fetvası vermişse o adam kafirdir. Nokta. Hiç şey yok bunun. Niçin? Biraz açabilir miyim? Çok açık. Allah ayette demiş ki içki haram. Bunu içen arkadaşlar günahkar olur. Ona bir şey demiyor. Bu başka.
tövbe eder, Cenab-ı affeder, bunlar ayrı şeyler. Ama biri de kalkıp dese ki ben Allah'ın bu ayetini hükmünü ortadan kaldırıyorum, sana fetva veriyorum, sen içebilirsin. Bunun anlamı nedir? Ben kendimi Allah'ın yerine koyuyorum. Evet. Çünkü Allah'ın koyduğu bir hükmü kaldırma, ilga etme Allah'a ait bir haktır. Doğru mu? Tabii. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim geldi artık. Geldi bitti. Geri dönüşü yok. Vahiy bittiğine göre. Tabii. Bu adam da vahiy almadığına göre. Allah'ın böyle bir ayetini şeyden kaldırıyorum. İcraattan, uygulamadan. Bu üçüncü şeye, gruba geçmeden burada iki tane soru. Biraz bunu açıklamam lazım. Bak. Evet. Tabii. Yani çünkü çok net tamam. Bir ifade kullandım. İki tane soru bununla ilgili evet. Soracağım size. Bir insan Allah'ın nas hükmüyle, Kur'an'la belirlediği bir emri keyfi içinden geldiği için değil veya nefsine uyduğu için değil, Allah adına fetva vererek, kendini Allah'ın yerine koyarak, ben bu hükmü kaldırdım, sen bunu yapabilirsin diyorsa, kendisi kafir olduğu gibi buna iman edip, buna uyup, evet, onu yapan da küfre gider. Bu çok net bir akide hükmüdür. Bu akide ile ilgili kitapları evet. Vesaire özellikle senin çok incelediğini biliyorum. Yani evet. Rahmetli hoca döneminde de en çok bu konulara sıra gelince sizi konuşturuyordu. Evet. Dolayısıyla sizin söyleyeceğiniz burada önemli. Tabii bu akide hükmüdür. Peki bir de namazla ilgili şimdi bir fetvası var. Şimdi Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Evet, siz bize anlatmıştınız. Evet. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki bir gün ben bir çölde gece yarısı ibadetle meşguldüm. Riyazet dönemidir Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin, yani gündüz oruçlu, gece sabaha kadar da ibadetle, namazla, taatle vakit geçirdiği bir süreçtir hayatının. Evet. O dönemde diyor bir gün çölde bir anda kapkaranlık bir ortamda birden gökte bir nur parladı diyor, bir aydınlık parladı diyor. Bu bana doğru gelmeye başladı diyor. Öyle kamaştırıcı bir aydınlık ki gözlerim kamaştı, bakamıyorum diyor. Yanaştı ve bana dedi ki ey kulum Abdülkadir, senin üzerinden namaz ibadetini, farziyetini kaldırdım. Ben diyor hiç tereddüt etmeden lanet şeytanım dedim diyor, bağırdım o nura, sen şeytanın kendisisin dedim diyor. Bir anda diyor o nur yeniden paramparça oldu, kapkaranlık ve bir ses duydum. Ey Abdülkadir, senin ilmin benim oyunumu bozdu. Şimdi soruyorlar, peki onun şeytan olduğunu sen nereden anladın diye Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne. Diyor ki ben kendi kendime baktım. Dedim ki Hazreti Peygamber alemlere rahmet olarak gönderilen, yaratılmışların en hayırlısı olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir zatın üzerinden namaz faziyeti kalkmamışsa benim gibi bir garibim, bir günahkarın üzerinden namaz nasıl kalkar? Evet. Dedim ve onun şeytan olduğunu anladım diyor. Tabii. Şimdi çünkü sari yani ortada Kur'an tabii yani ve sünnet ortada var. Kur'an var yani. Değişme Kur'an, imkanı yok. Şimdi yani bir Kur'an'ın bir hükmünün değişmesi için yeni bir peygamberin gelmesi lazım. Gelmeyeceğine göre, bu değişmeyecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Namaz kılmamak ayrı bir şey, bir günahtır. O ayrı bu bir başka, nokta. Evet. Ama ben namaz farziyetini kaldırdım demek kafir olmak demektir. Ömer abi bir bu şey sorayım. Net. Siz dediniz ki yani şimdi itirafları görüyoruz vesaire. Biz bir de duyduk abi bunlar, yani bizim etrafımızda tanıdığımız FETÖ'cüler bunu söylüyorlardı. Siz de çok duymuşsunuzdur abi. Yani ben şunu yani diyorum. Silahlı kuvvetler içerisinde kendimizi gizlemek için biz kesinlikle namaz kılmıyoruz. Parmağımıza da altın yüzük takıyoruz ki bizim hiç Müslüman olduğumuzu falan, dindar olduğumuzu bilmesinler diye bunu söylüyorlardı. İçkiyle ilgili biraz önce söylediniz yine bunu, yani bu ihtilal teşebbüsü olmadan önce çok duyduk abi. Şimdi yani ben itiraf edeyim tabii, bu söylediğini söylüyorlardı falan diyorsun ya. Hı. Bunları biz kulaktan duyuyorduk. İtibar da etmiyordum. Yani birileri uyduruyordur. Çünkü Müslüman olma iddiasını taşıyan bir insan böyle bir fetva veremez. Veriyorsa bu sapıktır, sapkındır zaten. Bir sapığın ve sapkın arkasında da bu kadar aklı başında adam niye gitsin? Yani böyle bir iyi niyetle bakıyorduk ama daha sonra yani 17-25 Aralık olaylarından sonra konu gündeme gelince, milletin gündemine, herkes bildiğini anlatmaya başlayınca bunun gerçek olduğu ortaya çıktı. Evet. Ama bunlar ortaya çıkmadan da biz milli görüşçüler çok açık ve net bir şekilde bu harekete
şeydik. Ne sürekli mesafeli. Mesafeliydik. Kavga içerisinde. Efendim hocanın bize öğrettiği ikinci bir madde vardı. Yani onu da hiç unutmadan ifade etmek lazım. Hoca bize diyordu ki, öğretiyordu ki, isminin önünde, arkasında, sağında, solunda hocalık, şeylik filan gibi ifade ve ibareler bulunan insanlara hakaret etmeyin. Evet. Açıktan aleyhinde konuşmayın. Hı hı. Onlar Allah'a hesap verirler. Kendi günahlarıyla baş başa bırakın. Hocanın bu şeyinden dolayı, yani bu da bir tabii, usulüydü. Tabii. Kimseye de çıkıp da Fethullah Hoca'ya küfür de etmiyorduk, hakaret de etmiyorduk. Ama biz buna itibar etmiyorduk. Sizi teyiden söyleyeyim. Vaktiyle Fethullah Gülen çıktı. Erbakan Hoca'nın ülkeye yapacağı en büyük iyilik başbakanlığı bırakmaktır dedi. Beceremediniz, bırakın gidin dedi. Beceremediniz. Şeye de gelmedi. Başbakanlıktaki iftara da gelmedi. Ama hocaya sordukları zaman zaten günde 5 defa görüşüyoruz. Eğer Müslümansa 5 defa zaten aynı konuya dönüyor. Peki abi, siz üçüncüsünü anlatmadan bir sorum daha var ikinci maddeyle ilgili. 96'da Amerika'ya artık temelli gideceğine karar verdikten sonra işte meşhur bir TV programına katılıyor. Orada hocaya hakaret ediyor. Diğerlerinde Ecevit'i, Tansu Çiller'i, Mesut Yılmaz hepsini övüyor. Arkasına diyor zaten ben siyasete de çok mesafeliyim. Cebrail Aleyhisselam bir parti kursa o partinin üyesi asla olamam. Bu da küfürdür. Evet. Cebrail Aleyhisselam niye iner yeryüzüne? Cebrail Aleyhisselam bir peygambere peygamberlik, yani bir vahiy indirmek için gelir. Her ne kadar Kadir Gecesi ruh da iner yeryüzüne denildiğinde tabii, o ruhun Hazreti Cebrail olduğu ifade ederse bile, ama eğer Hazreti Cebrail bir yere inmişse, inerse diyor bak. Tabii. Ve kurarsa, yani bir vahiy getirirse. Tabii. Bunun anlamı bu. Ben buna Allah'tan inanayım. Getirmiş oluyor. Ya o zaman şimdi sen Allah'a da isyan ederim diyorsun. Ya bunlar çok çirkin şeyler. Siz dediniz ki onlar önemli değil bak. Evet, önemli olan şu. Siz dediniz ki 3 grup asla FETÖ'cü olamazdı. Evet. Milli görüşçüler, ehli tarik ve üçüncüsü. Şimdi üçüncüye geleceğim de. Şimdi üçüncü de olamaz. Nedir o üçüncüler? İslami ilme sahip olan insanlar. Alimler. İslam'ı temel bilgi disiplinlerine sahip olan, İslam'ın ne dediğini, ne emrettiğini bilen insanlar da böyle bir harekete gitmez. Niye? Çok net bir ifade. Biraz önce sizin dediğiniz cümleden başlıyoruz. Şimdi tahlil yapalım. Cebrail inse, parti kursa, ben buna katılmam. Bu cümleyi hiçbir şerefli, hiçbir edepli İslam aliminin ağzından duyamazsınız. Çünkü edepsizliktir bu. Allah'ın vahiy meleğine nereye indirdiğine bakın. Hangi derekeye. Evet. Ya bir İslam alimi böyle laflar konuşur mu? Hiçbir alim buna tabi olmaz. Niçin? Adam diyor ki bana geldi ki, bir haber geldi ki diyor. Falanca kişi bir aşifteyle, bir kadınla zina edecekti. Bu haber bana geldi. Ben de birine dedim ki gidin onu uyarın yapmasın. Sen hiçbir İslam alemin, hiçbir şeyh efendinin, hiçbir mübarek zatın bu tür bir lafı oturup milletin içinde konuşuna şahit oldunuz mu? Yani o kelimeleri ağzına yakıştırmaz. Ömer Bey, şimdi tam yeri geldi, yani bunu soracaktım. Siz de spontane olarak konuyu açtınız. Gerek Sayın Deniz Baykal meselesine, gerekse MHP, yani 2011 seçimlerinde MHP'nin hemen hemen başkanlık divanının tümü. Bu kasetler furya gibi açıldıktan, ve ben de Anadolu Ajansı'nda çalıştığım o dönemde bizzat ben de uyarıldım. Yani bu konuda çok dikkatli olun. Ne yapacakları belli olmuyor. Siz şimdi onu söylediniz. Bu elle tutulur bir beyanatı. Kendi beyanatı. Ama herkes çok iyi biliyor ki, çok kamuoyundan özür dileyerek söylüyorum, duymaları önemli. Kadın gönderiyorlar bizzat, kendileri organize ediyorlar ve bu kasetler vesaire çekildikten sonra da medyaya servis ediliyor. Hayır, olmayan şey de varmış gibi de. Tabii. Montaj da yapıyorlar. Montaj da yapılıyor. Yani şimdi bir misalle anlatayım. Bakın neden İslami değil onu anlatmak adına. Hazreti Ömer halife. Evet. Medine'de bir gece geziyor. Çünkü halife geceleri geziyor. Ümmetin hali ne durumda? Hali ne yapıyor? Evet. Bir evden şey sesi geliyor. Musiki sesi. Tagani diyor da ya. Tagani evet. Şey alıyor. Merak ediyor. Gidiyor şöyle yanaşıyor. Pencere camdan bakıyor. Bakıyor ki adamın biri oturmuş. Şarap içiyor.
camı açıp içeri giriyor. Ulan diyor, seni ben yakaladım diyor. Yani suç işlerken yakalıyor. Cezasını verecek. Yarın şeye çağıracak onu. Adam diyor ki sen ne yapıyorsun ya Ömer diyor. Allah şarabı haram kıldı. Ben evimde oturdum, şarabı içtim, günah işledim. Cenab-ı Hak diyor ki tecessüs etmeyin, sen tecessüs ettin, birinci günah işledin. Allah diyor evlere kapılarından girin diyor. Tabii. Sen benim penceremden girdin içeri. Anlatabiliyor muyum? Allah settarul uyuptur. Tabii. Setredin diyor, sen benim günahımı ifşa ediyorsun. Şimdi söyle bakalım, ben mi suçluyum, sen mi suçlusun? Ve Hazreti Ömer af diliyor adamdan. Evet. Ne ben seni gördüm de sen beni gördün. Ben o üç günahımdan tövbe edeyim. Sen de sen bunları. Evet. Şimdi tecessüs haramdır. Bir. İki, varsa bir günah ifşa etmek haramdır. Üç, Müslümanlar arasında iftira ve komplo kurmak çok daha iğrenç bir olaydır. Şimdi Allah-u Teala'nın haram kıldığı her şeyi yapacaksın. Ve bunu İslam adına yapacaksın. Evet. Asıl fecaat bu. Artı öyle bir şey yaptılar ki bu ülkede, artık böyle bir durum olsa bile kimse inanmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani 40 tane de kaset koysalar içeriye. Tabii. Milletin artık dönüp bak diyor. Çünkü biliyorlar ki bunların hepsi tabii bir montajın eseridir. Artı kendileriyle ilgili bu tür iddialar var. Yani sen bir adama askeriyede gizlenmek için içki içebilirsin. Tabii. Namaz kılmayabilirsin. Dans edebilirsin. Evet. Hatta eşini boşayabilirsin. Tabii. Efendime söyleyeyim. Şunu edebilirsin. Neyse daha öteye ben gitmek istemiyorum. Edebim buna aykırı. Hem bunları yapacaksın. Toplumun biraz daha bilmesi lazım. Toplum bunları biliyor. Biz de çekiniyorduk, evet. Söyleyemiyorduk. Söyle. Hem bunları yapacaksın, hem bunlardan herhangi birini yapmış olan, yapmış olduğunu iddia ettiğin bir Müslümanın şeref ve izzetini yıkmak için bunları fahş edeceksin. Evet. Kendinkileri gizleyeceksin. Bir başkasının bir günahını bulduğun an mal bulmuş, mağribi gibi oraya yapışacaksın. Evet. Çıkıp bunu ilan edeceksin, ifşa edeceksin. Ya Allah'tan kork. Efendim hırsızlık yapıyorlar, milletin malına el koyuyorlar. Şimdi iddialarından biri. Sen himmet adı altında para toplayacaksın. Topladığın bu parayı papaya göndereceksin hediye olarak. Tabii. Yahudi hahamlarına göndereceksin hediye olarak. Evet. Amerikan senatosunun bazı üyelerini satın almak için rüşvet olarak vereceksin. Bunları helal. Bunlarda dini hiçbir sakınca yok. Falanca adam 10 bin lira rüşvet aldı diye o suçlu. Ya o suçlu, kimse bir şey dediği yok yana. Kim ki haram yedi boğazına, yani yetim malı yedi boğazına ateş aldı. Kur'an'ın hükmüdür bu. Tabii. Allah onun cezasını verecek. Ama sen Allah adına bunları yapıyorsun. Zekat, fitre. İslam adına yapıyorsun. Kurban. Müminin parasını topluyorsun. Himmet adı altında, efendime söyleyeyim, sağa sola gavura dağıtıyorsun. Evet. Hadi Müslüman'a dağıtsan da diyecek bir şey yok da. Ve gavur da zaten arkasında durdu 15 evet, Ağustos'ta. Onun için bu hareketin dinle birlikte ifadelendirilmesi. Bir de en çok konuşulan, kendisiyle ilgili merak edilen, acaba Mehdi mi olmak istiyordu? Ama siz yani Cebrail Aleyhisselam'la ilgili söylediği, Peygamber Efendimiz'in elinden geldiği kadar ismini çok zikretmemesi. Tabi 1965'te Ermeni Patriğine yazdığı mektup var, çıktı evet, arşivlerden. Evet. Hiç Peygamber Efendimiz bir cümlede geçmiyor, tamamen haşa İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, onlar da bizim peygamberlerimiz. Hayır, ifadesi yok. Var. Evet. La ilahe illallah demek yeterlidir, yeterlidir diyor. Muhammed Resulü'nü şimdi. Bütün bunları abi silsile olarak yan yana koyduğumuzda kendini nerede görüyor? Yani kendi arkadaşlarından ayrılıp ciddi şeyler söyleyenler var. Yani Mesih olarak da görmüyor, kendini evrenin üstünde Allah'tan sonra en yetkili insan olarak görüyor. Bir adam deliyse, meczupsa, deliliğin sınırı yok. Yani akıl hastanelerinde Allah olduğunu iddia eden, peygamber olduğunu iddia eden yüzlerce meczup var, deli var. Eğer hakikaten hain değilse bir insan, inşallah delidir. Hem deliyse kendini kurtarır hiç olmazsa. Yani bütün bunlardan dolayı
Ama arkasına, ben deli falan olduğuna inanmıyorum. Tabii, delilik değil bu. Bir de arkasına gelen soru şu. Evet. Böyle bir deli ise, böyle bir insan deli ise, evet, bu kadar general, amiral, MİT yetkilisi. Ona da sır delidir. O zaman evet, yani şimdi ben deli falan olduğuna inanmıyorum. Evet. Delilik falan değil. Bu satın alınmış bir harekettir. Biraz önce dedim, Siyonizmin jandarmalarıdır. Şu veya bu nedenle, gerek ister ürkütülerek olsun, ister inandırılarak olsun, Türkiye aleyhtarı bir projenin şeylerinden birisidir. Aparatlarından birisidir. Tamamı da değil. Yani çünkü bunda başarsaydılar bile bunlara bu işler başartılırdı. Yani Türkiye'nin işgali hareketidir bu. Ondan sonra bunları da toparlayıp cep kutusuna atarlardı. Bu bir aparattır. Bu bir amaç değil yani. Kullanılan bir itiraf olması açısından abi, yani sizin ağzınızdan hiç duymadım ama bizim Ahmet Demircan Bey'i tanırsın, eski bakanımız. Evet. Geçenlerde bir yerde karşılaştık. Dedim ki Sayın Bakanım, hatırlarsan Erbakan Hoca Türkiye'yi işgale kalkışacaklardı diyordu. Sen de ben de diyorduk ki ya bu kadar da olmaz. Kendisi de güldü dedi hakikaten ya. Akıl, bu bir işgal hareketi fiilen oldu değil mi Ömer Şimdi Bey? Bakın darbe teşebbüsü diyoruz konuşulurken. Bu olayda neler kullanılmış? Ben size bir doküman vereyim. 35 tane uçak kullanılmış. 35 uçağın 24'ü savaş bombardıman uçaklarıdır. F-16'dır. Evet. 37 tane savaş helikopteri kullanılmış. 30? 37. Helikopter. 37 tane savaş helikopteri. 246 tane zırhlı araç. Tank ve benzeri. 3 tane gemi. 8622 personel, asker. 8622. Evet. Şimdi Allah aşkına, bunlarla darbe mi yapılır? Tabii. Bu ufak bir ordu. Birçok ülkenin ordusuna denk gelecek bir güçtür, askeri tabii, güçtür bu. Bu bir işgal hareketidir. Orada mesele şuydu. Adamlar proje hazırlamışlardı. Tayyip Erdoğan'ı yakalayacaklar. Mümkünse ölü veya diri. Tayyip Bey ve arkadaşları, bazı siyaset kadroları yakalanacak. Halk buna tepki gösterecek. Ordunun bir bölümü bu darbeye karışacak, bir bölümü karşı duracak. Diyelim ki ikinci ordu darbeden yana, birinci ordu darbeden karşısında. Ordular çarpışacak, halk sokağa dökülecek, biri birinin gırtlağına girecek ve birileri diyecek ki Türkiye karıştı, tıpkı Suriye'de olduğu gibi biz müdahale ediyoruz. Çünkü orada katliam var. Gözümüzü açıp kapatacaktık, bir hafta sonra Güneydoğu gitmiş. Tabii. Türkiye ikiye bölünmüş. Bir de şu imkan da doğuyordu değil mi? Reklam arası vereceğiz ama bunun öncesinde kısaca bunu da değerlendirelim. Pekala, FETÖ terör örgütü bu sefer Amerika'yı da davet edip biz başa gelemiyoruz, iç savaş başladı. İşte onu diyorum zaten. Evet. İç savaş, buyurun müdahale edin. Yoksa millet katliam olacak, insanlar birbirini öldürecek. Onun için bu bir darbe teşebbüsü değil. Niçin değil? Onu da tekrar ifade edeyim. Bir avuç FETÖ'cü, terör örgütü mensubu 80 milyonluk bir Türkiye'yi zaten idare edebilecek kabiliyette değil. Varsa yarım kazansalar Türkiye'yi nasıl yöneteceklerdi? 80 milyonluk bir ülkeyi, dünyanın 8. büyük ordusuna sahip bir ülkeyi, teknolojinin her alanda geliştiği, dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip bir ülkeyi, bu bir avuç Allah aşkınıza kafayı bir meczuba kiralamış 3 tane paşa mı idare edecek? Bu mümkün olmayan bir şey. Bunlar o üst aklın şeyleriydi, temsilcileriydi, eyalet valisi gibi. Geleceklerdi, bu Türkiye parçalanacak, bölünecek, ondan sonra da bunları da toplayıp çöp sepetine atacaklardı. Allah muhafaza etsin, bir azınlık ideolojisi bu ülkeye hakim olacaktı. Onun için bu millet bana göre 2. Kurtuluş Savaşı'nı verdi, yeni bir milli mücadele verildi ve Türk milleti, bu millet, Kürdüyle, Türküyle, Sünnisiyle, Alevisiyle, vatanseverler bu ülkeyi yönetenlere tek safta birleşti. Bu ülkeyi yönetenlere anahtar teslimi bir devlet verdi. Evet. Alın size bir devlet. O devleti, yeni devleti. Yani yeni çünkü devlet. Öyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Onu konuşacağız. Bir de dünyanın 8. büyük ordusu, silahlı kuvvetlerimize ne oldu onu konuşacağız. MİT'i biraz konuşacağız. Ama biraz soluklanalım. Bir reklam arası, reklam arasından sonra tekrar siyaset analizi
kaldığı yerden devam edecek kıymetli izleyiciler. Tekrar birlikteyiz. Canlı yayın konuğum Diyarbakır 20. dönem milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu Bey. Birinci bölümde bana göre benim çok önemsediğim FETÖ terör örgütünün özellikle zihni arka planı, altyapısı, bunu daha birçok programda tartışacağız ama Ömer Bey bu işin hakikaten çok uzun yıllardır tahlilini yapıyor. Yasaklı olduğu dönemlerde elinden geldiği kadar seminerlerde, konferanslarda bunu açıklamaya çalışıyordu. Ama bugün artık bir fiilen darbe teşebbüsünde bulunmuş olan bir terör örgütünü çok daha net, açık konuşma imkanımız var. Bütün toplum da Milli Görüş Hareketi'nin banisi Necmettin Erbakan hocamın bugünlerde çok videolarını memnuniyetle ifade edeyim ki, değil mi Ömer abi? Herkes... Furya olmuş hani Twitter'da, Facebook'ta bu videoları paylaşıyor. Keşke hayattayken. Evet. Ama bizim bildiğimiz bir şey vardı. Yani siz, Ertan abi, birçok abimiz, hocamıza hep şunu söylüyordunuz. Hocam sizin söyledikleriniz çok önemli ama 50 yıl sonra, 50 yıl de geçmedi. Yani belki 10 yıl geçti, 20 yıl geçti bugün. Ve en acıklısı da tabii şimdi asıl siyasi silahlı kuvvetlerimizin dosyasını açacağız. Siz dediniz ki dünyanın 8. büyük ordusu, işte bu büyük ordumuz kendisi de itiraf ediyor ki resmen komaya girmiş durumda. Yani ordunun %45-50'si FETÖ terör örgütünün elinde. Genelkurmay Başkanımız maalesef rehin alındı. Makamından alınıp Allah'tan öldürmediler. Kurtuldu ama çok cesur da davrandı Hulusi Akar Bey. Asla bir bildiriye falan imza atmadı. FETÖ'yü ile görüştürmek istediler. Onu da size soracağım. Acaba görüşseydi diye de içimden bir şey geçiyor. Yani tabii bağlayın. Ne istiyorsun? Sonunda da ulan alçak, bu memleketin baş belası oldun falan diye telefonu kapatabilirdi. Böylece bu kayıt altına geçerdi. FETÖ'nün fiilen işi yönettiğine dair bu benim kendi kanaatim. Silahlı kuvvetlerimize ne oldu? Onu şimdi açalım. Tabii şunu önce, tabii silahlı kuvvetlerin FETÖ'den beri 100 yıldır yetiştirilme tarzına bağlı felsefesine önce bir bakmak lazım. Yani bu FETÖ olması değil de bir başka da örgüt olsaydı. Bir yapı oluşmuş. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'nın enkazı üzerine kurulmuş. Bu devletin kurucu kadrosunun tamamı asker. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, istediğiniz kadar İsmet uzatın, İnönü. İsmet İnönü. Bunların tamamı Osmanlı Paşası. Asker yani. Üniformayı çıkarmış, devleti yönetmişler. Ve bu kadro imparatorluktan ulus devlete geçerken ulus devletin inşası konusunda elinde bulundurduğu askeri güçten istifade ederek bütün reformları ve devrimleri gerçekleştirmeye kalkışmıştır. Çünkü alınan her karar, her devrim, her reform kararı silah zoruyla ve tepkiyi silahla tedip ederek, bastırarak gerçekleştirmişlerdir. Öyle bir felsefe olmuştur ki bu devlet aslında koruma ve kollama görevi, cumhuriyeti, rejimi, bu devleti koruma ve kollama görevi askerin asli görevi haline gelmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asli görevi düşmanla gidip cephede savaşmak değil, Cumhuriyet'i kuruluşundan sonrasını anlatıyorum. Evet. Artık içerideki savaşı başlatmak ve kazanmak. İçerideki savaş nedir? Bu
bu milleti terbiye ederek, adam ederek ulus devletin çizdiği çerçeve içinde bir yeni yurttaş, yeni vatandaş oluşturma. Torna tezgahından çıkar gibi yeni bir millet inşa etme. Bu milletin iki tane özelliği olacaktır. Dine uzak olacaktı. Yani dinle arasında mesafe olacaktı. Etnik herhangi bir kimlik de taşımayacaktı. Çünkü Cumhuriyet kurulduğundan sonra o ulus devlet inşası için gerekli olan reformların yapılması buna bağlıydı. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş kanununa bir madde koydular. Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi. Evet. Ne zaman bu cumhuriyetin tehlikede olduğuna karar verirseniz, kim karar verecek? Asker karar verecek. Askerin kendisi karar verecek. Elinde milletin sana düşmana karşı kullan diye vergisinden alarak eline verdiği silahı millete karşı çevirebilirsin. Bu bir felsefedir. Bu bir devlet felsefesidir. Çünkü bu felsefeye göre kutsal olan bir devlet var. Evet. Zaten anayasanın ilk maddelerinde de bu kutsal devlet var. Bu kutsal devletin mukaddes bir anayasası var. Evet. Ve bu kutsal devletin bir dini var. Bu dinin ismi de resmi ideolojidir. Laik. Resmi ideoloji. Evet. Bu resmi ideoloji laiktir, sekülerdir. Evet. Efendime söyleyeyim, Türk ırkçılığına esas alan, dayanan bir seküler devlet anlayışı var. Şimdi asker, bir subay, kurmaya subay sınavına girdiği zaman, harp akademisine girdiği zaman hayalinde şu vardı. Bir gün gelecek yani kurmay başkanı olacağım. Sonra da mümkünse ihtilal yapıp cumhurbaşkanı olacağım. Çünkü bu siyasetçiler beceremiyor. Yani yapamıyor. Ülkeyi en iyi asker yönetir. Ve cumhuriyetin kuruluşundan sonraki süreçte 7 cumhurbaşkanı asker kökenlidir. Ta rahmetli Özal'a kadar. Yani bu felsefe yerleştirilmiş. Ve dolayısıyla bir devlet vardı. O devletin milleti vardı. O devletin milleti de kiracıydı bu topraklarda. Toprak sahibi değil. Asıl efendi, asıl yönetici, bizim nereye, ne zaman, nereye kadar inanmamız, nasıl yaşamamız gerektiğine karar veren apoletli bir seçkinler grubu vardı. Sadece asker olması da lazım değildi. Üniformasız generaller de vardı bu ülkede. Onlar yöneten, kimdi? Sivil bürokratlar da üniformasız generaldi. Onlar hükmedecek. 15 Temmuz Türkiye 15 için, Temmuz'a gelmeden 14 Temmuz akşamı 14 Temmuz akşamı ben İstanbul'a gidiyordum. Evet. Bildiğiniz abi bu Başkent Üniversitesi var ya, oraya otobüsle vardığımızda her zaman bana çok batan, yani beni üzen bir ibare var orada. Güçlü ordu, güçlü millet. Eskide de millet yoktu. Bunu AK Parti zor bela hükümetleri koydurdu. Güçlü ordu, güçlü devlet. Biraz önce söylediğinizle örtüşüyor. Yani milletin önemsenmediği tamamen bu seçkincilerin, halen zaten şu anda halen bu devam ediyor. Belki bu yeni Türkiye perspektifi. Yani millet reayadır, avamdır, anlamaz. Kendi lehine olan şeyleri de bilmez. Biz milleti dizayn edeceğiz. Torna tezgahından çıkarır gibi çıkaracağız yeni nesli. Bu görüş galiba 15 Temmuz'da ters tepti. Hep vardı bu. Ve dolayısıyla da milletin her haklı talebi ya irtica ya bölücülük veya cahillik diye nitelendiriliyordu. Kale alınmayacak insanlar olarak değerlendiriliyordu. Şimdi bu devlet felsefesi 100 yıl geride kalmış bir felsefedir. Dünya gelişti, dünya büyüdü. Şimdi en ücra köyde iPhone telefon var. Adam internete. Evet, bizi Twitter'da şu anda hepsi. Hem de bizim Kars'ın ta köylerine uçuyor. Dinliyorlar, izliyorlar. Tabii. Şimdi böyle bir ülkeyi 100 yıl önceki bu ceberrut devlet anlayışıyla yönetmeye devam etmek zaten mümkün değil. 15 Temmuz ne olmuştur? 15 Temmuz'da millet demiştir ki, arkadaş, bir millet var ve bu milletin devleti var. Asıl olan benim demiştir. Yönetime el koymuştur. Demiştir ki siz 20-30 tane, 100 tane, 200 tane general karar veriyorsunuz. Elinizde silah. Beni kimin yöneteceğine karar veriyorsunuz. Yok arkadaş. Beni kimin yöneteceğine ve nasıl yöneteceğine ben karar vereceğim. Ben 15 Temmuz'da olan biteni şöyle görüyorum. 15 Temmuz'da milletin
kendi devletini yeniden kurduğu tarihtir. Evet. 15 Temmuz çok şey öğretmiş bize. Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz Fil suresini. Evet. Ne diyor? Ebabil kuşları Tabii. Fil ordusunu yendi. Termihim bi hicaretin min sicil. Değil mi? Büyük evet. fil ordusu var. Ufacık. Filin binde biri gücünde bile olmayan. On binde gücü olmayan. Balçıktan. Ufacık balçıktan taşlarla fil ordusunu yendi. Evet. Şimdi bunu okuduğunuz zaman insan aklının mantığının alamayacağı bir ayet, bir sure gibi görünüyor. Değil mi? Tabii. Nasıl olur ya bir vallahi 15 Temmuz'da Ebabil kuşları fil ordusunu yendi. Evet. Elinde silah olmayan, hatta taş bile olmayan. Tabii. Yumruklarıyla, elleriyle bayrak aldılar. Çalışan, genelde koşan herkes bayrak aldı. Asrın fili niteliğindeki tankı yendi. Evet. Bu imanın silahı yenmesidir. Bu vatan sevgisinin silahı yenmesidir. Bu insanların kendi istiklaline ve istikbaline sahip çıkmasıdır. Sadece kendisi için de yapmadı ha. Oğluma, evladıma, kızıma ben genelde hep aynı şeyi özgür söylüyorum. Özgür bir dünya bırakacağım. Evet. Özgür bir vatan bırakacağım. Yeter artık başımıza bu kadar bela getirdiğiniz dedi millet. Millet niçin bunu yaptı? Millet 28 Şubat'ta şerbetliydi de onun için. Evet. 28 Şubat'ta yapamadığını, 27 Mayıs'ta yapamadığını. Millet dedi ki 12 Mart, 12 Eylül. Siz Adnan Menderes'i öldürdünüz. Benim adamımdı. Evimizden çıkmadık. Bizim dedelerimiz, babalarımız çıkamadı. O utancı yaşadılar. Rahmetli Özal'ı zehirlediniz. Ona da sahip çıkamadık. Rahmetli Erbakan'ı her türlü şerefsizliği yaptınız. Alçakça tecavüz ettiniz. Her gücümüz yoktu. Direndik ama nasıl direndik? Onlar tabi olmamakla direndik. Başka bir şey yapamadık. Vallahi biz Tayyip Erdoğan'ı seyredilmeyeceğiz anneciğim. Peki tam buradan yeni bir fasıl açacağım. Milletin böyle dönüştürülmesinde, şimdi çok duyduk değil mi Ömer Bey? Yani mecliste görev yaptığınız bütün dönemlerde, kitap yazdığınızda, bütün ben de takip etmişim sizi de başka arkadaşlar da bu programları yapan bizim meslektaşlarımız hep şunu söylerdik. Bu millet zoru gördü mü, silahlı gücü gördü mü siyasetçinin arkasında durmaz. En çok da rahmetli Menderes'e örnek verirdik. Burada ters tepti. Bu ters tepmede Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız bu 14 yıl içerisinde ya da eğer ta milli selametteki gençlik kollarından başlayarak getirirsek millet üzerinde bir dönüştürmeyi de galiba başarmış değil mi? Tabii şimdi millet yürür. Millet milli mücadelede de yürümüş. Elinde Tabii. silah yoktu. Şu bu. Milleti tek ve idare edecek bir lider ortaya lider. Çıktığı zaman, o cesareti gösterdiği zaman millet arkasında durur. Bakın Tayyip Bey'in yaptığı çok önemli bir şey gözden kaçıyor. Bunları anlatırken, konuşurken. Tayyip Bey bir kere tankı, topu, tüfeği, işte o F-16'ları bir iPhone telefon yenmiştir. Tabii. Değil mi? Bir telefonla bağlanmış. Hı hı. Millet Bey, Tayyip Bey bu konuşmada millete deseydi ki arkadaş çıkın ve savaşın. Acaba kaç kişi yani ne kadar bu çağrıya uyulurdu? Tayyip Bey öyle demedi. Dedi ki meydanlara çıkın. Ama ben de meydanda olacağım. Ben de geliyorum. Başbakan da geliyor. Ben de geliyorum diyor. Tabii. İşte bu. Yani bu cesaret, bu yiğitlik. Bir de şuradan da değerlendirmeni istirham edeceğim abi. Yani Peygamber Efendimiz örümcek ağı dünyanın en zayıf. Evet. Üfürsen parçalanacak şeyle korundu. Evet. Tayyip Bey de dediğiniz gibi bir telefonla. Bir telefonla. Bütün millete. Ama o telefondaki sözü önemliydi. Tabii. Ey millet kalkın savaşın. Ben de oturacağım köşkte. Bu savaşı izleyeceğim karargahta demedi. Dedi ki meydanlara inin, meydanda ben sizinle beraber olacağım. Evet. Millet kendisiyle beraber olan liderine canını feda eder. Tam bu noktada Peygamber evet. Efendimizin çok gözden kaçan bir hadis-i şerif var. Kulluna sun ala dini mulukim. İnsanlar kendi liderlerin dini üzerine. Din üzerinedir. Amenna ve sada. Yani bu savaş, bu dönüşüm bir kere milletimizin vatanına olan sevgisinin, demokrasiye olan bağlılığının, inandığı ve güvendiği liderin arkasında durabilme kabiliyetinin eseridir. Ama en az bunun kadar da o liderin cesaretinin, kararlılığının, gözü pekliğinin. Tabii. Efendime söyleyeyim. İstanbul'a inerken korumaları dinlemedi. Direkt milletimize. İdare
anlayışının da eseridir. Tabii. Yani demek ki Cenab-ı Allah her millet layık olduğu idareye kavuştu. Evet, hadis-i şerifler, evet. Yani eğer siz buna, bu millete bu şeyi verebilirseniz, dürüstçe, samimice milletin içinde olabilirseniz, tabii, millet canını feda eder. Feda ediyor. Millet bir ekselanslarına vermezdi bu. Tabii şeyi, tabii. Tayyip Bey'in, Tayyip Bey'le ilgili olup bitenler bizi çok şaşırtmadı da. Sayın Başbakan Binali Yıldırım yeni olduğu için. Yani Başbakan da yeni. Onun performansı. Vallahi bana göre Sayın Başbakan bu süreçte, yani 15 Temmuz gecesi, evet, gösterdiği performans, takındığı dil ve üslup ve halkla iletişim konusundaki tavrıyla gerçekten de bu ülkenin adeta sevgilisi haline geldi. Evet, çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Niye sevildi? Bir kere bir şeyleri gizlemedi halktan. Hiç. İlk gün çıktı, dedi ki bir tane, bir avuç dedi terörist, bir kısım terörist kalkmış bu işi yapıyor dedi. Safha safha milleti bilgilendirdi. Anlatabiliyor muyum? Ve bizden biri gibi durdu. Yani çok güzel biri de yönetti. 5-6 defa televizyonlara katıldı. Ya da İşimin başındayım. Diyor ki, ben diyor adama diyorum ki, bana diyor ki benden yazılı emir. Ulan bu saatte ben yazılı emir. Halk diliyle. Beynimden vuruldum diyor. Evet. Zaten o laf bile, evet, halkın kullandığı. Şimdi halk diliyle, halk ağzıyla. Şeyi de çok açık. Genelkurmay Başkanı ile MİT Müsteşarı'nı çağırdım. Evet. Anlattılar ama ikna olmadım diyor. Yani bu kadar dürüst bir, evet, adam. Bu kadar samimi. Millet bunu istiyor zaten. Yani, evet, benim gibi olsun diyor. Bana oyun, evet, oynamasın. Siyaset yapsın diyor ama bana siyaset yapmasın. Bak, vatandaşa siyaset buraya yapma. Buraya kendisinin orduyla ilgili verdiği, yani silahlı kuvvetlerin modernizasyonu ve özellikle de kışlaların şehir içinden çıkması çok güzel ifade etti. Yani İstanbul'da düşman yok ki, Ankara'da düşman, hı, mı var? Polatlı'nın arkasına süreceğim, gitsinler orada hudutları beklesinler diye. Bunlar çok, tekrar onu değerlendireceğiz. Bu arada Sayın Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, bunun ikisini bir değerlendirmeni istiyorum. Yani o gece, sonra tabii 7 geçen pazar günü 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Yeni Kapı'daki mitinge 5 milyon insan katıldı. Buraya AK Parti ve Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım Bey ilaveten CHP ile MHP de katıldı. Ama ilk geceden itibaren ikisinin tavrını. Şimdi tabii 15 Temmuz'dan sonra başlayan ve bugün de hala devam eden, uzun sürede devam etmesini temenni ettiğim siyasette bir bahar rüzgarı esiyor. Evet. Bir kere biz 15 Temmuz'da milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın tavırlarını burada değerlendirdik. Hı hı. Doğrusu hakşinaslığın bir gereği olarak öncelikle Sayın Bahçeli'nin, çünkü herkesten önce ortaya çıktı. Ardından da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte takındığı tavrı minnetle iade etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten demokrasiden yana çok net tavır koydular. Özellikle Sayın Bahçeli çok net tavır koydu. Aynı şekilde Sayın eski Cumhurbaşkanı Abdullah sokaklara çıkarak. Şey unutma abi, şu anda ekranda, evet, İsmail abimiz var. Meclisin kahraman. O zaten kahraman. Evet. Yani soyadına yakışır bir şey takınarak. Ve sahiden, evet, de şehadeti orada istediğini, evet, hissettim yani. Meclisi açık, evet, tutarak. Meclis o çok ciddi bir şeydi. Değil mi? Mesaj, dünya insanlığına mesajdı. Ben bugün de gittim. Yani, evet, siz görmüşsünüz. Dün oradaydım, evet. Aman Allah'ım, nasıl, evet, yani o bombalar. Dolayısıyla kahraman, yani bütün siyasi figürler, aktörler, muhalefetiyle, iktidarıyla bu süreçte gerçekten namuslu bir tavır takındı. 16 şeyi unutmayalım, ayıp olacak. Medyada, medyada bütün olarak. HDP'yi de konuşacağız. Medya bütün olarak son derece net tavır koydu. Size soracağım medya ile ilgili başka bir soru var. Aydın Doğan'la ilgili, yani Doğan medyası ile ilgili eskiden beri Türkiye'de, özellikle de bizim cenahta abi, Milli Görüş cenahında sürekli bir sürtüşme, bir güvensizlik ortamı vardı. O gece Aydın Doğan da büyük bir performans gösterdi. Ben medyanın ve CNN Türk işgal edildi yani. Yani ben Doğan grubunu sırf bu olaydan dolayı ne aklayacak durumdayım. Ne de? Ama yapılmışı da görmemezlikten gelmek. Gelemeyiz. Gelemeyiz. Doğan medyası o gece gerçekten demokrasinin, vatanseverliğinin, vatan müdafaasının yanında yer almıştır. Diğerlerinden hiçbir farklı tavır koymamıştır.
bu tavrını kutlamak gerekir. Ve hakikaten dostluklarımızı, düşmanlıklarımızı, nefretimizi yeniden gözden geçirmemiz tabii gerekiyor. Biz de Kanal 5 olarak ilk saatten itibaren ben İstanbul'daydım. Evet. Bizim genel yayın yönetmenimiz muhterem pederiyle birlikte annesi rejiyi yönetiyor. Çünkü o sırada herkes eve gitmiş. Emre'yi de alıp getiriyorlar. Ona rejiyi yönetiyor. Baba, oğul burada karşılıklı. Ben de İstanbul'dan habire katıldım. Tabii bu arada TürkSat bombalanınca uzun bir sürede yayınlarımız gitti. Yani dediğiniz gibi bütün medya. Medyanın tamamı da tavrını tam düzgün. Onun için diyorum ki yani 15 Temmuz aynı zamanda hayırlı şeylerin yol açmıştır. Bu bahar havasının devam etmesi, yeni Türkiye'nin inşası konusunda da bu birlikteliğin mutlaka gösterilmesi gerekir. Şimdi olağanüstü hal durumu devam ediyor. Bu durumda devlet yeniden yapılanıyor, şekilleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni statüleri belirleniyor. Bu konuda da yine muhalefet... Buraya tekrar döneceğiz. Muhalefetin içerisinde HDP'nin durumunu bir konuşmamız lazım. Şimdi HDP ilk gece... Yani ilk gün 16 Temmuz'da meclisteki oturumda bildirinin altına imza attılar. Ama sayın genel başkanları, eş başkanları gelip konuşma zahmetinde bulunmadılar. Bu sanki Türkiye'yi muhatap kabul etmiyor gibi. Yani o meclis, bütün Türkiye orada. Genelkurmay Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Sayıştay, Danıştay. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz hayatınızda abi? Tabii. Böyle bir şey olmamadı herhalde. Olmadı. İlk yani devlet orada. Bütün devlet orada. Ama ben ihtiyaç hissetmiyorum, muhatap da almıyorum, gelmiyorum. Bir grup başkan vekilim konuşsun. Sen bu şekilde devlete bu şekilde yaklaşırsan devlet de seni muhatap alıp bir başka yere çağırmaz. Yanlış yapmışlardır. HDP baştan bugüne kadar meclise girdiği günden bu yana Kürtlerin hak ve hukukunu çiğnemek ne derde mümkün olmuşsa çiğnemişlerdir. Oysa ki 15 Temmuz'da bu ülkenin yurtsever Kürtleri ne kadar vatansever olduklarını ispat etmişlerdi. Nerede? Yani HDP'ye oy vermiş olanlar da böyle. Hep yani şimdi Diyarbakır'ı düşün abi. Senin kendi vilayetin. Binlerce insan hala demokrasi nöbetinde. Millet diyor ki kıyamet kadar yüz binler toplanıyor. Tabii. Silopi'de, Cizre'de, Van'da, Mardin'de, Van'da, Bitlis'te, Batman'da, Siirt'te. Evet. Binlerce insan hala demokrasi nöbetinde, vatan nöbetinde. Şöyle baktığımız zaman yani AK Parti'ye, CHP, MHP'ye oy verenlerin birkaç katı çıkıyor meydana. Çıkıyor tabii. Yani alınan oy belli. Evet. Toplanan insanlar belli. Demek ki bu ülkenin vatansever Kürtleri bu devlete bir fiske vurulmasını bile tahammül etmiyor. Bunu samimi olarak Ömer Bey ilk defa ben de burada açıklıyorum. Yani hani ihtilal başladı ya. Biz de telefonlaştık. Siz de Ankara dışındaydınız. Beni ilk olarak arayıp hacı sen neredesin gelip seni evde koruyalım diyen ben de İstanbul'daydım. Vatandaş %100 oylarını sürekli HDP'ye vermiş olan Ankara'da oturan bir Karslı hemşerim. Tabii yani bu dedi ki Türk bayrağını aldım Kızılay'a gidiyorum ama seni de evde alalım dedi. Ama onun oy verdiği, onların ama oy verdiği parti, HDP'liler yoktu. Bak parti yoktu. Hı. Dolayısıyla bu parti hep kendi ayağına vurmuştur. Evet. Hep oy aldığı kitlenin arzu, istek ve taleplerinin karşısında yer almıştır. O parti bana oy veren halkın ne düşünüyor diye düşünmemiş. Kandil ne düşünüyor şeyine düşmüştür. Yani sorular da geliyor şöyle Ömer Bey size de sorayım. Diyorlar ki tekrar başa dönüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız diğer parti liderlerini davet ettiğinde her şeye rağmen en azından bunlar da bildirinin altına imza atmışlardı 16 Temmuz'da. Selahattin Demirtaş'ı veya Figen Yüksekdağ'ı külliyeye davet etseydi bu yumuşama ortamı devam etme açısından daha iyi olmazdı. Yani bir tekliftir tabii ki saygı duyuyorum ama o bildirinin altında ne Sayın Demirtaş'ın ne Figen Yüksekdağ'ın imzası yoktu. O bildirinin altında grup başkan vekili imzası vardı. Sayın Cumhurbaşkanı külliyeye grup başkan vekillerini çağırmadı ki. Partinin genel başkanlarını çağırdı. O bildirinin altında imzası olan genel başkanları çağırdı. Şimdi hangi sıfatla çağıracaktı bunları? İmza koymamış. Kaldı ki samimi olmak da gerekiyor. Ben
çağrıldığı takdirde de red edebileceklerini de görüyor. Onu bilmiyorum. Bir de böyle olsaydı ne olacaktı? Tabii, yani, o iş de uygun olmazdı. Artı bu millet hala zaten PKK terör örgütünün de saldırısına muhatap. Devam ediyor. Her yani gün... hala bu saldırı devam ediyor. Şimdi FETÖ terörüyle ben mücadele ediyorum. Halk mücadele ediyor. Ama bir tarafta da bir terör var. Kaldı ki bu ikisinin birbirini beslediğini, birbirine destek verdiği zaten artı bugün aleniyete döküldü. Yani yapılan yakalananların verdiği şeyler ortada. Kürtler bir de şunu düşünsün. Yani ben Kürt seçmene de soruyorum. 20 küsür gündür bu terör şey oldu. 15 Temmuz'da darbe teşebbüsü oldu. Evet. Neden 25 Temmuz'a kadar PKK hiçbir eylem yapmadı? Sizce? Buradaki herkesin düşünmesi lazım. Eğer patron aynıysa, patron birine diyorsa bizim diğer çocuklar iş yapıyor. Sakın kıpırdamayın diyorsa ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Acaba Kandil bu darbenin başarıya ulaşması için niçin beklemeye girdi? Başarıya ulaşsaydı onlara verilen görev ne olacaktı? Bütün bunların düşünülmesi gerekir. Evet. Türkiye yurtsever Kürtlerin, yurtsever Türklerin birlikte 15 Temmuz'da yeniden kurduğu bir devlete karşı karşıya. Bu yeni devlette Kürtler belki kültürel haklarını da daha rahat alabilirler. Şimdi, alınmayanları kastediyorum. Evet, işte orada söyleyeceğim. Geçen dün evet. bir yerde konuşuyoruz. Yeniden inşa ediyorsak. Ömer Bey bu Kürt sorununu nasıl çözeceğiz dedi birisi. Hah, tam fırsat. Yani, ben de dedim ki ya hangi sorun kaldı bana? Bir tane etnik Kürt milliyetçisine sordum. Allah peygamber aşkına sana göre demokratik ve üniter bir ülkede hukukun egemen olduğu bir ülkede çözülmesi gerekip de hala çözülmemiş olan Kürtlerin hangi sorunu kaldı dedim. Bana bir anlat ki ona göre. Ben de sadece düşündü. Ya dedi bir anayasa yapmamız lazım. İyi güzel. Doğru söylüyorsun. Bir anayasa yapalım. Onu herkes söylüyor zaten. Herkes söylüyor. Başka? İşte kendi ana dilimizle de konuş, eğitim imkanı olsun. Evet. Ya o da var, özel okullarda yapın. Kendi dilinde. Kaldı ki geliştirilebilir. Geliştirilebilir. Başka bir şey yok. Sırf bu iki madde için mi birbirimizi öldüreceğiz? Zaten ondan dolayı da büyük halk kitleleri hiç gündemde yani bakın yok oturalım yani. Konuşalım. Elbette sivil, katılımcı, bütün etnik ifadelerden arındırılmış bu ülkedeki 79 milyon insanı kardeş kabul eden, eşit yurttaşlar kabul eden yeni bir anayasa zaten zorunludur. Ve zaten bu olacak. Yani olmaması mümkün değil. O halde silahla değil, fikirle, düşünceyle birbirimize katkı sağlayarak böyle bir devletin inşasına katılabiliriz. Bununla da iktifa edelim bu meseleyi. Bu pazar günkü 5 milyonluk miting için söyleyeceğim bir şey var mı Ömer Bey? Tabii o şimdi dünya tarihinde belki böyle bir topluluk bir araya gelmemiş. Sadece galiba o 5 da milyon, yokmuş. Sadece o 5 milyon değil. Bir de o mitingi 80 vilayette izlediler meydanlarda. Polis kayıtları 10 milyon. 10 milyonda 15 milyonun katıldığı, izlediği bir mitingden bahsediyoruz. Ve o mitingde bu ülkenin bütün unsurları vardı. Yani ana muhalefeti vardı, işte Milliyetçi Hareket Partisi vardı. Genel Kurmay Başkanı konuştu. Ve halk vardı. Her şeyden önce halk vardı. 1919'da İzmir işgal edildiğinde Sultanahmet'te bir miting yapıldı. Bu miting kayıtlara 200 bin kişilik miting olarak katıldı. Yani kayıtlara geçmiş tarihi kayıtlarda. Ve o mitingde Halide Edip adı var. Konuşma yaptı. O miting milli mücadelenin başlangıcı ve düşmana karşı verilen savaşın kırılma noktasıdır. Evet. Yani düşmanın mağlubiyetinin başlangıç noktası olarak kabul edilir. 1919'da ama ayın 15'inde herhalde 15 Mayıs'ta olabilir. Tarih bilmiyorum ama 1919 Sultanahmet mitingi. Evet. O mitinge millet hangi ruhla gitmişse İzmir işgal edilmiş. Türkiye dört bir yandan 7 düvelin işgaline uğramış. Millet çoluk çocuğunu almış Sultanahmet Meydanı'na gidiyor. Şimdi o zaman İstanbul'un nüfusunu düşünseniz belki evet. İstanbul'un yarısı orada yani 200 evet. bin kişi çünkü katılmış. Tıpkı bunun gibi 7 Ağustos'ta
Millet 5 milyon evladıyla birlikte gitmiş orada duruş sergilemiş. Aslında 5 Temmuz'daki durum sadece Türkiye'nin iç politikasına yönelik bir şey değildir. Mesaj değildir. 7 Ağustos'taki duruş, yani o yeni kapı, bütün dünya insanlarına mesajdır. Mesaj da alındı galiba. Mesaj da alınmıştır. Evet. Bu milleti siz işgal edemezsiniz. Siz evet. yönetemezsiniz. Tabii. Bu millete siz bir şey direkt dikte ettiremezsiniz. Genelkurmay Başkanı da silahlı kuvvetlerin sivil siyasetin emrinde olduğunu gösterdi. Evet. Ve ey Amerika, ey Avrupa Birliği, ey İsrail veya ey diğer dünyanın güç odakları. Biz size dünya beşten büyüktü dediği zaman Tayyip Erdoğan slogan söylemiyordu, laf söylemiyordu. Bak bu topluluk sizden büyük olduğunu gösterdi. Tabii. Ömer Bey 3 dakikamız var. 2 tane de sorum var. Birinci soru daha önceki en son katıldığınız programda sormuştum size. Siz de ihtiyatlı davranmıştınız. 700 bin bedelli askerlik bekleyen genç var. Benim programı da hep sürekli izliyorlar sağ olsunlar. Hepsini buradan saygıyla selamlıyorum. En zor günlerde de meselelerini açtım. Yani şehit cenazelerinin yoğun bir şekilde geldiği zamanlar da açtım. Ama asla onların da şey derdi yok. Yani gitmeyelim askere falan değil. Gelmişler 25 yaşında vesaire, iş kurmuşlar, evlenmişler. Şimdi onu bırakıp gitmeleri işlerinin tekrar sıfırlanması anlamına geliyor. Ki bugün de silahlı gücümüzün sayı bakımından bir anlam taşımadı. Bu kadar generalin sırtımızda boşu boşuna taşıdığımızı. Hatta bir konuğum bana dedi ki düşünüyor musun? Biz bir tane tabur asker göndersek Ermenistan hududuna, Ermenistan ne yapar? Dedim hiçbir şey yapmaz. Niye? Eğer başında bir FETÖ'cü komutan varsa zaten onlardandır. Değil mi? Evet. Böyle bütün Doğu Güneydoğu'daki komutanlar onlardan çıktı. Ne dersiniz bu çocuklar için? Tabii önce Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şanla ve şerefle dolu bir güçtür. Kabul ediyoruz ama Genelkurmay Başkanı bizzat kendisi söyledi Ömer Bey. Ama buraya büyük bir leke getirmiş. İnşallah bu kısa zamanda silinir. Hep birlikte silmemiz lazım. Bizim ikinci ordumuz yok. Bir tek ordumuz var. Eyvallah. Ordumuza da sahip çıkacağız. İçindeki hainler temizlenecek. Eski yeniden hatalar da yaptırtmayacak bir duruma getirmemiz lazım. Milletiyle birleşecek. Milletiyle bütünleşecek. Milletiyle iç içe olacak bir silahlı kuvvetler inşallah yeniden inşa edilecek. Zaten onun adımları atılıyor. İnşallah başarılı olur o adımlar. Onu konuşamadık maalesef. Evet. İkincisi Türkiye mutlaka çok hızla profesyonel orduya doğru gidiyor. İnsanların 9 ay 12 ay filan askerde silah altında tutulmasının da bir anlamı yok. Ben giderek önümüzdeki süreçte askeri hizmetlerin 2-3 aylık bir eğitime dönüştürülebileceğini, yani bedelli de değil, bedellinin de ötesinde 3 aylık bir süreyle bir kamp hayatı gibi. Hı hı. Çünkü bu milletin evladı 2 saatte tank sürmeyi öğrenmiş. Tabii. Yani. Tank sürebiliyor tankı yani. Tankı durdurdu. Zaten ordulaşmış bir millet. Gömleğini çıkarıp egzozu bu kapattı. Bu kardeşlerimizin de böylece bu sorunlarının çözülebileceğinin bir göstergesi olarak olayların geliştiğini düşünüyorum. İnşallah sonuç alınabilir. Alınabilir inşallah. Kalan bir şey anlatmak istiyorum. Yani bilmiyorum. Peki sorumu sorayım. Evet, onunla birlikte siz devam edin. Dün biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa bu 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra ilk ziyaret ettiği Rusya Devlet Başkanı Putin oldu. Geçen yıl Kasım ayındaki uçak düşürülme olayından sonra Türkiye özellikle çok büyük zararlar gördü. Yani bu yıl biliyorsunuz turizm dibe vurdu. Şimdi Antalya'dan size daha çok geliyordur ama bana benim telefonum nereden temin ettilerse habire otellerden geliyor. 500 liraya bir ay hafta, bir haftada bedava. Yani bu hale gelmiş bütün personeller çıkarılıyor falan. İyi ki aklı selim hakim oldu. Rusya ile iyi bir noktaya geldik. Bununla birlikte eklemek istedikleriniz de buyurun. Tabii bu Türkiye düşmanlarını azaltmak, dostlarını arttırmak ve yeni dönemin gerginlik dış politikasının dışında yumuşama sinyalleri veriyor. Karşılık da buluyor bu sinyalleri. Hem içeride hem dışarıda karşılık buluyor. Ben Rusya ile başlatılan sürecin bu ülkenin lehine sonuçları doğurabileceğine inanıyorum. Sadece Türkiye'nin değil de Rusya'nın da lehine. 100 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz.
turizmde, enerjide. Açıkça kabul ettiler evet. Yani. Biz de çok zarar gördük. O halde, o halde düşmanlığın gereği yok, dostça. Elbette bir ülkeyle beraberliğiniz, dostluğunuz, bütün dünyaya bakış, olaylarına bakışta aynı şeyi düşünüyor olmanız anlamına gelmez. Anlamına gelmez. Karşılıklı ters şeyler var. Dolayısıyla dikkat edilmesi gerekir. Ben o FETÖ terör örgütüyle ilgili şu anda yürütülmekte olan faaliyetlerin, evet, çalışmalarında son derece dikkatli olunması gerektiğine inananlardan biriyim. Bize çok telefonlar şeyleri geliyor. Onun için söyleyeyim. İki tane olay yaşadım. Bunlardan bir tanesi daha önce tanıdığım bir subay vardı. Biz iki ayda, üç ayda bir böyle oturup çay falan içtiğimiz, çok vatansever gördüğüm bir insan. Her oturup konuştuğumuzda da bana Fethullah Gülen hareketinin o zaman çok tehlikeli bir hareket olduğunu, devlete sızdığını falan anlatıyordu ve küfür diliyle anlatıyordu. Yani karşı tarafa küfür ederek. Ben nezaketim gereği küfür etmedim kimseye ama bu adam ana avrat küfür ediyordu. Şimdi şey gecesi, 15 Temmuz gecesi ben Ankara dışındaydım. Ne olup bitiyor diye öğrenmek için, bu da subay ya, telefonunu aradım iki defa. Ve her arayışımda şeye bastı, meşgule attı. Dedim herhalde FETÖ'cülerle savaşıyor adam. Cevap veremiyor. Aradan 2-3 gün geçti. Birine sordum, dedi ya Ömer Bey bilmiyor musun? O dedi tutuklandı. Nasıl tutuklandı? FETÖ'cülerin başıymış dedi. Şimdi bu kadar takiyeciliği becerebilen bir örgütten bahsediyoruz. Tabii. Ben Fethullah Gülen'e ana avrat hayatım boyunca küfür etmedim. Hı. Yani benim edebime, elbette, üslubuma yakışmıyor. Ama bu adam küfür ediyordu. Tabii. Yani kendi lider kabul ettiği, Mehdi gördüğü adama küfür etmeyi bile mübah gören bir örgütten bahsediyoruz. İkinci, tabii, bir olay, yine çok iyi tanıdığım bir tane polisin, polis memuru, işte emniyet amiri filan düzeyinde, dediler ki bu da şey, açığa alınmış. Yok ya canım dedim, günah ya bu. Çünkü benim bildiğim kadarıyla bu adam şeye karşı, bu yapıya karşı, bu yapıya karşı olduğunu da 50 defa yine kendisinden duydum. Ondan sonra herhalde dedi bırakılır yani, bir iftiraya uğramıştır. Fakat üzerinde durdum, araştırdım. Bir baktım ki bu kişi, yani benim o günah dediğim, bu işte hiç alakası yok dediğim, hatta bana sorsalar kefiliyim diyebileceğim adamın, Fethullahçı terör örgütünün kullandığı bir haberleşme sitesi mi varmış? Yani bir, tabii, WhatsApp grubu vardı. Bir şey, evet. O grubun içinde bizzat, tabii, onlarla birlikteymiş. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Bu göz altına alınmalarda, açığa alınmalarda ve değişik olaylarda elbette günahı olmayanlar da olmuş olabilir. Ama kimin bu örgütün hakikaten içinde olup kimi olmadığını, kararını devlet verecek. Duygularımıza bırakmayalım. Tabii. Şu çok iyiydi, temizdi, vallahi gözaltına alındı falan demeyelim. Hı hı. Bırakalım yargı sürecinde ve istihbarat raporları da bu net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu alanda FETÖ'cü grupların sosyal medyada uyguladığı mahalle baskısının etkisinde kimse kalmasın diye. Aynen öyle. Ben bu iki örneği verdim. Ya ben de kaldım etkisinde, araştırdım, baktım ki haklılar. Ben de bir örnek vererek sizi haklı teyit etmek istiyorum. Evet. Şimdi şifreleri şu, yani çok konuşuldu ama benim şu söylediklerim de pek konuşulmadığı için hiçbir yerde söylüyorum. Hiç tanımadıkları bir adam FETÖ'cü mü değil mi? Eğer çok amayı, lakin ve fakatı kullanıyorsa bilsinler ki bir sorunu var. Evet. İkincisi, benim kendi hissiyatım ve istihbaratım. FETÖ önce talimat verdi. Eğer başarılı olmazsak deyin ki bu Recep Tayyip Erdoğan'ın tiyatrosudur. Bu tutmadı. İkincisi, şimdi hepsi birbirine küfür ediyor. Allah belasını versin. Ben bu FETÖ'yü ömrümde tanımam. FETÖ de onlara küfür ediyor. Ben bunları tanımam. Ben Türkiye'de olsaydım tankın önüne yatardım. Çünkü bunların meşrebi bu. Biz Ömer Bey en son, yani bir ay önce Kars'taydım. Rektör yardımcısının yanına gittik. Yanımda da bir tane öğretim görevlisi arkadaşım var. Bu rektör yardımcısı kendisinin milli görüşçü olduğunu bir yarım saat anlattı bana. Anlatırken biz dışarı çıktık, döndüm öğretim görevlisine, dedim ki bu paralel yapıdan. Aman abi sen nereden biliyorsun? Dedim ki tam yarım saatte 15 defa ama dedi, ben saydım. Çünkü sürekli bu lafları kullanıyor.
Şimdi özellikle devletin yürüttüğü operasyonları sulandırmak amacıyla kuru yaş meselesini çıkardılar. Bırak tek devlet var, araştırsın. Araştıracak, çıkacak yani. Başka çaresi yok. Aklanma yeri bizim vicdanımız veya önümüz değil. Aklanma yeri mahkemedir. Yani beni şaşırtan iki olay var. O iki olayda da gördüm ki alınan karar doğru bir karar. Eyvallah. Dolayısıyla da bunu zamana bırakmamız lazım. Kesinlikle. İstihbarat raporları ortaya çıkacak. Devletin yargısı sonuçta kuruyla yaşı birbirinden ayıracaktır. Kaldı ki Sayın Başbakan dedi ki olağanüstü hali devlete karşı ilan ettim. Şu anda vatandaşla uğraşmıyor ki. Tabii. Devletin kadrolarını temizlemeye çalışıyor. Çok teşekkür ediyorum Ömer Bey. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, biraz da vaktimizi açtık. Ana haber bülteni 7 dakika sonra başlayacak. O yüzden hemen burada kesiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın esenle.